Canım Yılmaz şuna bakalım. Evet. Şu Budu'ya bakalım maşallah ya. 23 Haziran 2019 ve burası Aksaray Acıpınar Köyü. Merkez bir köydür Aksaray'a bağlı. Buğday tarlasındayız. Buğday satları yapılıyor. Evet. Ondan sonra efendim Cevat Zengin ve kardeşi Yılmaz Zengin. Yılmaz Zengin. Zengin misiniz? Çok şükür. Harika, çok güzel. Şimdi cinsi nedir buğday tarlası, bu buğdayımızın? Çeşit 1250, makarnalık. Makarnalık, çok güzel. Efendim, rekor gelişim bu sene, geçen sene burada kullanıldı. Sarımsak evet. Tarlası vardı burada. Evet. Hem sarımsak kullanıldı. Sonuç yaklaşalım biraz da. Şimdi sizde mikrofon yok. Ha, şöyle ha. Nedir, ne görüyorsunuz? Sonuç ne olmuş yani? Çok fark şöyle var. Tarlayı çekelim ha. Genel olarak çok fark var. Ne gibi fark var? Normalde bu tarla 17-18 kilo verirdi. Kilo olarak. Bir dekara. Bir dekara 17-18 yani kilo verirdi. Yani 1'e 17, 1'e 18. Yani, yani. Otomatik yani öyle verir. Genel olarak öyle verirdi. Evet. Ama bu sene 25 kilo bekliyoruz. 1'e 25 vermiş diyorsunuz. 1'e 25 bekliyoruz. Peki yıl tamam. Genel olarak nedir durumu? Yılımızın da durumunu anlatalım. Yani 2019 yılı. Çok iyi. Çok iyi. Genel olarak çok iyi. Ama diğer yerlere baktığımızda yer farklı, sarımsak. Farklı. Ha, çok farklı. Örnek vereyim. Yukarı baktık az önce Cevat Bey. Şurada yukarıda bir tarla gezdik. Zaten bunu da çekti koyduk hani. Diğer arkasına da baktı. Yukarıdaki bir tarla vardı hemen. Evet, evet. Geçen sene sarımsaktı. Evet. Ne gözüküyordu? Aradaki fark dediğim gibi az önce de bahsettik. Buğdayın sapında, tanesinin dolgunluğunda, başağın uzunluğunda bariz bir fark var. Kök yapısı güzeldi. Aynen böyle. Birazdan aynen. Burada da gezeceğiz, bakacağız haline. Evet. Burada dekara kaç kilo tohum ekildi? 22 veya 23 kilo. 23 kilo. Ben şahsen hani hep söylüyorum yani biraz fazla olmuş ama burada şuna emin olun, don vurur da çıkmaz diye korkmayın. Eğer iyi bir çimlendirici varsa toprakta, zaten çimlenir, don vursa bile bir kısmını zaten kardeşlemek daha iyi olur yani. Ama rekor gölleşimi biz kullandığımız zaman evet. Yani böyle çimlenmeye şey olduğunu biz bilmiyorduk işin doğrusu yani. İşin doğrusu bilmiyorduk. Tabii yani. Siz sarımsak için almışsınız. Evet, evet sarımsak için almışsınız. Evet, aynen evet, doğru. Şimdi o sarımsağı ayrıca konuşacağız. Şu tarlayı bir gezelim. Buyurun gelin şöyle gösterelim şu tarlayı. Şimdi burada yulaf var. Yulafın hikayesini anlatır mısınız yani? Yulaf yan taraftaki tarladan geldi rüzgar yoluyla. Şöyle göstermek sıklığı nedir bir görsün kamera şöyle güzelce. Şöyle bir sallayın açın bakayım şöyle bir. Adam boyunca var valla. Adam boyunca mı sık? Şimdi bu kadar sık olduğunda besler mi bu başa böyle? Bakın şu an gördüğünüz gibi böyle şey. Görüyor musunuz yani? Yani şu an şunu iyi çekelim şöyle ha. Gördüğünüz gibi ama dolu yani. Dolu. Dolu, sıkı. Ucuna kadar beslemiş. Ucuna kadar tane var. Aşağılar uzun. Ne kadar tane var saydınız? Tanede? 44. 44 de nasıl bir rakam? Çok iyi. Evet çok güzel. Çok iyi. Geçelim. Yani İçeriler biçiyor. Bu bölgenin ortalaması da yüksek yani. Şu içeride over arpa biçiyor orada. Zoomlayalım orayı da güzelce. Evet yani maşallah köylümüz artık ektiğini biçiyor. Diyorlar ya ektiğini biçiyor. Ektiğini karşını alıyor mu sana? Aynen. Evet ektiğimizin karşını alıyorum sana. Uzaklaşmayın gelin bir dakika. Ha, gelin böyle. Şimdi... Evet. Şurayı çekelim güzelce şöyle bir. Gelelim böyle. Bu yatma olayı neden oldu? Kuvvetten. Kuvvetten bir de aşırı yağış oldu. Yani. Aşırı yağışlarla beraber yani mahsulün kuvvetli olduğundan dolayı. Merak etmeyin. Geri bir haftaya kalkar ya. Hiç ondan yani kök güçlü olduğu için anladım. Şu yatma olayını bir hafta içerisinde görmezsiniz. Evet. Birazdan onu zaten göreceğiz. Kökü sökelim bakalım sizden hocam. Şöyle ha. Artık hakkınızı helal edin. Evet. Söktük. Çok güzel. Temizleyelim mi? Yani şimdi şurada gördüğünüz kök nedir? Neyi gösteriyor? Toprak nemli. Zengin kardeşim anlat bakayım ha. Toprak nemli. Toprak nemli. Ama kök temizliğine bakalım şöyle. Sap kalınlığı nasıl? Ağaç gibi olmuş mu? Olmuş. Sağlam mı? Sağlam. Çok sağlam hem de. Çok yakmasın değil mi? Çok sağlam hem de. Çok sağlam. Gördüğünüz gibi çok bu sağlam. Sağlamlık zaten yatsa bile geri tak kaldırıyor geriye. Anladım. Yani. Çok sağlam. Ya gayet normal yani bu. Çünkü rüzgar da esiyor. Bayağı düz arazi, açık arazi. Toprağın yumuşaklığına baksana. Hmm. Her evet. Zaman her zaman kabarma mümkün yoldu yani. Gördüğünüz gibi harika. Hmm. Çimeli güneş arttı. Sen şeyde burada ilk burayı sarımsak yerini hazırlarken aradaki farkı gördün değil mi? Kobra yaparken farkı gördüm, gördüm. Ki bizzat bu gördü yani. Ne oluyor kobra yaparken? Pamuk gibi oluyor toprak. Pamuk gibi. Peki önemli bir konu mu? Tabii çok önemli. Peki yakıttan ne tasarruf ediyor sence dekara? Ya, yani böyle ya, bir tarla. Onları hiç saymıyorum. Traktörde almıyorum. Sayacaksın. Onları hesaba hiç katmıyorum artık. Ha katacaksın abi. Çünkü niye? Para kazanamadığınızı söylüyorsunuz ama diğer taraftan da şey maliyetleri düşürmeye çalışmıyorsunuz yani. Maliyetleri düşüreceksiniz yani. Gelelim sularken ne gördük bu arada? Bu sene mesela. Bu sene. Suyu çok şekilde, muazzam şekilde su tutuyor tarla. Muazzam şekilde. Emiyor suyu. Emiyor. Aynen böyle. Sünger yapısı gibi. Sünger biçiminde bir şey olmuş böyle. Burası normalde rampalı olduğu için sert bir toprağa sahip. Ona rağmen suyu bu sene çok güzel tutuyor. Evet. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Tabii Türkiye'de yüzlerce rekor gelişim kopyasını yapan firmalar var. Evet. Sizi videolarda izleyenler yarın arayacaklar.
Abi aynısı diye. Evet. Onun için üçkağıtçı firmalara dikkat edin. Evet. Yani bizim adımızı kullanaraktan birisi size bir şey satmaya çalışıyorsa bilin ki yani başınıza bir iş gelir, merak etmeyin yani. Anladım. Onun için herkes delikanlıysa kendi reklamını yapar ve satar. Tamam. Evet. Şöyle bir gösterelim. Bak tarlanın her tarafını demesinler ki iyi yerini çekiyorsunuz diye. Tamam, bakın burada önemli olan şey şu. Hem sık hem iri hem her şey dolu yani. Tamam, yıl belki iyiymiş ama. Her taraf eşit. Her taraf aynı. Ama ha dalga yok yani. Her taraf aynı. Peki size bir soru. Bu yonca tarlası olsaydı ne demek olacaktı şimdi? Nasıl? Burası yonca tarlası olsaydı. Her taraf yine işte olacak. Tabii. Diyorsunuz yoncada tarla bozuk oldu muydu? Dalgalı oluyor. Evet, verim bozuyor. Çünkü dalgalı ürünü en çok belirleyen yoncadır. Gelelim Aksaray Acıpınar'ın yine en çok ekilen şeyler bir tanesi sarımsaktır arkadaşlar. Sarımsak da baş çekiyoruz Türkiye'de. Evet. Her ne kadar Taşköprü'de ama bu biraz sanayide kullanılıyor. Biraz ilaç sektöründe kullanılıyor. Sofralıkta kullanılıyor ama her türlü karışık kullanılıyor buradaki sarımsak. Evet, aynen doğru. Şimdi siz geçen sene sarımsakta ne gördü? Geçen sene yıl biraz biliyorsunuz arızalıydı. Evet. Yıl kötüydü, fiyatlar kötüydü, aşırı sarımsak vardı. Ama nasıl kurtardınız paçayı? Ya rekor gelişimi kullandık. Daha önce bunu tavsiye üzerine aldık tabii. Yani evet. Kullanan arkadaşlardan sorduk. Sağ olsun Savas kardeşimiz de bu konuda yardımcı oldu bize. Evet. Buranın toprak yapısını anlattık. Anlattıktan sonra rekor gelişiminin uygun olduğunu söyledi. Biz de attık. Çok memnun kaldık. Ne oldu? İşçilikten tutun da sarımsaktan özellikle. Tabii. Yani şimdi toprak yapısını o kadar bir yumuşak hale getiriyor ki mahsulün büyümesinden, otun alımından, traktörün çalışmasından hepsi sökümünden tut. İşçilerin bir de bak burada mesela homojen bir tane yapısı var. Orada da homojen sarımsak oluyor. Evet. Yarın bunları işçiler topluyor, bağ yapıyor. Evet. Ne yapıyor o zaman? Sapra da kalındı o şekilde. Çünkü niye desem bu seçme yapmıyor yani. Neredeyse hepsi eşit. Aynen doğru. Aynen. Peki doğru. Ne diyor bir tane işçi biliyor musunuz? Makineden daha kolay böyle diyor yani. Tabii canım. Tabii yani doğru. Toprak böyle olduktan sonra diyor. Tabii. Makineye toplamaya gerek yok diyor. Hı-hı. Böyle diyor daha kolay diyor. Yani, el sökmesi yani. Bu rekor göleşimin kullanıldığı yerlerde normalde bizim buraya hasatı, sarımsak hasatını şeyle yaparız. Böyle traktörün arasında biz patladan deriz yani. Böyle evet. Dip fazla ondan beraber sökeriz. O şekilde olur. Ama bunun kullanılan yerlerde elle sökebiliyor. Evet. Elle sökülebiliyor. Şimdi diyorsunuz ki 775 kilo burada. Aynen. Bu sene. Aynen. 775 kilo buradan buğday çıkacak. 25 kilo yani. Kilo orta 25 kilo. Ama diğer tarafa görüyoruz şurada. Belki 18-20. 500 kilo. Ha ne yapar yani. O da 20 olursa. 20 çarpı 31. 600 mu yapar? 600 mu yapar? Ya, 580-600. Yan taraftarla zaten orası hepten gidik. Aynen. Orası 300-350 gibi. Aynı sarımsak tarlası gene. Aynen. Dolayısıyla demek ki aynı sarımsak olması bir şey değiştirmiyor yani. Evet. Peki size bir soru. Malum bu sene fiyatlar 1300 lira gibi değil mi? O civarda. Makarnalık mı? Makarnalık. 1500'e kadar gidiyor. Ha süper. Daha da çok sevindim. Afiyet şeker olsun. Hı-hı. Harika. Çünkü ama şeye göre değişiyor. Kaliteye göre değişiyor. Çünkü makarnalık. Yarın onun farkını belki fiyatta da göreceğiz. Göreceksiniz. Peki görür müsün sence? Al şu başa. Bu başa göre görmemiz lazım. Görmemiz lazım. Aynen. Şimdi %10 en az fiyattan kazandık. Evet. Kardan en az %20-25 gibi şeyde. Sapından peki? Onlar saymıyor. Onlar ekstra ya. Yani maliyetini çıkartıyor mu rahatlıkla? Tabii çok canım yani. Geçen sene attığın bir ürün sarımsak da sana fazlasıyla fazla maliyetini çıkarttı. Çıkarttı. Bu sene çıkarttı. Sıramadan evet. Kolaylık sağlıyor. Tabii. İşçilikten kolaylık sağlıyor. Her şeyden zamandan her şeyden kolaylık sağlıyor. Tabii. Normal şartlarda buradan 150 falan balya çıkar. Şu anda buradan 300 balya rahat çıkar. 300 balya, 2 kat, %100. Peki hastalıklara direnç sağlıyor mu diyeceğim? Belli zaten. Yan tarafı tarlada pas hastalığı, bariz hastalığı evet. Orada hiçbir şey yok. Pas hastalığı yok. Pas hastalığı yok. O kadar. Çünkü yan tarafı tarlada yani orada peki bitiriyor. Orada yok. Peki burada var mıydı? Orada da vardı. Orada da vardı. Zaten yani. Zarar vermiş, verim düşürmüş yani. Hı-hı. Paslanma olduğu anda zaten bitki gelişimini durduruyor. Niye? Yaprak hastalığı. Evet. Bitkiyi yaprağın düzeltilmesine harcıyor yani. Evet. Tamam. Durum böyle. Şöyle gezelim biraz daha. Bakın bu şeyler çalışıyor. Böyle gidiyor böyle ha. Gördüm maşallah. Allah bereket versin. Yani bunları görmek istiyoruz. Çiftçilerimizde biz bunları görmek istiyoruz. Tabii. Eğer fiyatlar daha kötü olsaydı zaten artık bu işin sürdürülebilir kalmadı yani. En azından fiyatlar düzeldi biraz daha. Ondan sonra biraz da verimliliği artırdınız. İster istemez kalan para netleşti yani. Bizim Acıpınar'ın en büyük sıkıntılarından biri toprak yapısının sert olması, suyun evet. iyi almaması. Bu bölgede genelde dip kazan kullanılır. Dip kazanın yaptığı görev tamamen yaptığını ben düşünüyorum ben. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Sakızı sakızı 100 kere kes geri sakız olmuyor mu? Tekrar birleşmiyor mu ya? Birleşiyor. Evet. Dip kazan geri tekrar sakız birleşiyor. Aynen doğru. Evet. Önemli ama, toprağı çözüyor. Ama yani. Rekor gelişim onu kalıcı olarak yapıyor. 2 yıl boyunca en az. Evet. Evet. Videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bütün Aksaray halkına ve Acıpınar köyümüze selamlarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı kazançlar. Sağ olun. Sağ olun.